Aybaş Bey kusura bakmayın. Arkadaşımız son kampanyamızın oyuncusu Kemal. Çelik Power Card. Her yerde on kaplanın yüzünden. Tebrik ederim. Genç adam güzel oynamış. Bebeğim sizler güvende değil mi? Güvende hayatım. Ama bugün müdürlük basıldığında acayip korktum. Hem sizler güvendeyse bize hiçbir şey olmaz biliyorsun değil mi? Ben biraz havalık geliyorum. Kızım ne havası ya? Şimdi şampanya servisi yapacağız. Nereye gidiyorsun? Kendileri yapsın hadi. Sigara da bana atsana. Ağlıyor muydun demin? Sana ne? Sordum sadece. Belki yardımım dokunurdu. Belki de benimle gidecek bir yerim yoktur ha? Benim gidecek yerim var da canım gitmek istemiyor. Hiçbir yere gitmek istemiyor. Aslında yardım dolu olan bir insan ben ama. Yok artık. Ne var? Her yerde mutlu olabilen bir insanı. İnsan isterse her yerde mutlu olabilir. Nah olur. Öyle. Her yerde mutlu olabilen bir insan anca salaktır. Ya bak tamam. Bok gibi işte. Kafamda bir dünya. Canım sıkkın. Gerçekten kusura bakma. Böyle bir gecede mutlu bir hikayeye ihtiyacım var aslında. Bana en mutlu olduğun yeri anlatsana. Yeni Foça'yı bilir misin? Eskisini bilirim. Bu da eski zaten, adı yeni. Orada bir evimiz vardı bizim. Her yaz oraya giderdik. Kiralık aslında ama artık bizim evimiz gibi olmuştu. Annem öğretmen. Yaz tatilleri upuzun olur. Yeni Foça küçücük bir koy. Her yaz aynı insanlar geliyordu. Orada böyle şöyle bir koy. Biz buradayız. Buraya burun ucu deniyordu. Burun ucu. Sanki daha önce kimsenin gitmediği ıpısız bir yer. Ben böyle çok göstermezdim aslında ama macera konusunda erkeklerle yarışırdım. Bir gün ilk defa burun ucuna gittik.
izinsiz kaçıp. Sanki yeni kutuları keşfe çıkmışız gibiydi. Magellan, Vasco da Gama. Okyanus değildi o zaman bile biliyordum zaten. Ama o açık deniz gördüğüm ilk an, o yer galiba hayatta en mutlu olduğum yerdi. Sonra araya bir sürü şey girdi falan. 15 sene olmuştur gitmeyelim. Beni oraya götürsene. Şimdi mi? Şimdi. Hem özlemişsin. Arabaya atladık mı sabah oradayız. Hangi arabaya? Benim arabaya. Yol tarif et, sen yeter. İkimizin de kafası iyi ve birbirimizi tanımıyoruz. Kemal. Elif. Tanıştık işte. Ben çok ciddiyim. Şimdi otoparka iniyorum. Orada 5 dakika sonra sen geliyorsun. Sen de bırak. Ya da söyle o ekstra saatlerin parasını cuk almasınlar. Ayşe ya. Ya şöyle bir boğazda tur atar döneriz. Sonra zaten geleceğim eve gece. Tamam. Evet tamam. Evet yakışıklı ve itkili de farkında. Tamam. Hadi bay bay. Ödüm patlattın. Korkma be benim. Heyecandan. Sırıya. Heyecanlandırdım seni yani. Yani telefondaydın. Evde izin mi alıyordun? Yok ya arkadaşım Barmet. İşi yarım bıraktım diye kızdı tabii. Arabamız. Oo. Beyimiz lüks takılıyormuş. Ya baban zengin ya uyuşturucu içindesin. Abartmayalım. Hadi atla. Yolda çekersin sonra. Hazır mısın? Hazırım. Yalnız ilk buluşmada öpüşmem, soyunmam, sevişmem ona göre. Bak seni götürmeye çalışmıyorum. Sadece bunun ucunu merak ediyorum. Ve buralardan biraz sıkıldım. Olay budur, tamam? Espri anlayışımız da biraz kıtmış. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kemal Bey. Kemerini taksana. Takarım birazdan. Sen şu müziği açsam. Anlat bakalım nasıl aldın bu arabayı? Ajansta mı çalışıyorsun? Yok. Oyuncuyum ben. Çelik Power Card. Hiç görmedin mi? Çelik Power Card. Her yerde on kaplan yüzündedir. İyiymiş. Ciddi.
gittiği görmedin mi? Valla görmedim. Yakında görürsün o zaman. Ot var mı? Evet. Yok. İçmez misin? İçerim de öyle her dakika yanında taşıyacak kadar değil. Of, canım çok istedi. İyi giderdi şimdi. Kahve de vardır. Şu torbaya baksana. Ne kahvesi ya? Şey, Yadigar da ya. Karakterli karıdır, yolda bırakmaz beni. Kahvem. Yadigar'da çarşafta bulunur mu acaba? Olmaz mı? Vardır orada. Yo, benimki ya. Şu ceketimden versene. Aynı mı çalıyor? Sen açsana. Araba kullanıyorum ya. Ajansın patronu değil mi bu ya? Alo, Kemal Bey'in telefonu. Sen de kimsin? Ben Elif. Hangi Elif? Bu gece servis yapıyordum sizin partide. Neyse, Kemal'i ver bana. Kemal Bey şu an araba kullanıyor, konuşamaz. Başlatma arabasını, Kemal'i ver dedim. Hanımefendi, çocuk yok karşınızda, düzgün konuşun. Hop hop hop, sakin olalım. Bana bak, ben kendimdeyim. O gerizekalının kullandığı araba da bana ait, anladın mı? Paçavra. Paçavra alandır hayvan, sen kimle konuşuyorsun ya? Düzgün konuş dedim sana, gerizekalı, ağzını sıçarım senin be. Terbiyesize bak. Orospu. Alo. Alo. Araba bu kadın mıydı? Evet. Çaldık mı yani biz bu arabayı? Hayır. Nasıl hayır ya? Kadın çıldırmış. Hani senin bu arabaya Yadigar mı Yadigar? Filiz'den Yadigar. Ya bak. Filiz'le bizim bir çıkma durumumuz vardı. Öyle 7-8 aydır. İşte arada sırada veriyordu bu arabayı bana. Ya ödünç. Aslında onun bir tane Jaguar'ı var. Genelde ona biner de. Ne ödünç ya? Kadın çıldırmış diyorum sana. Ne ödünçü? Neden bahsediyorsun? Ya kıskanmıştır be güzelim. Takma kafana. Fazla uzaklaşmadan ileride indir beni. Kafayı mı yedin? Temdeyiz. Çalıntı arabalarla dolaşmak gibi bir huyum yok. Başımı derde sokmadan indir beni şurada. Kızım başın zaten dertte. Kadın adını her şeyini söylemişsin. Kadın her bokunu öğrenir seni. Hapislerde çürürsün. Hayatın mahvolur. Ananı babanı vurdurtur. Her sevgilini tecavüz eder. Ya bu karı mafya gibi ya. Her yere eli uzanır vallahi. Sevgilim var mı? Şu ileride indir beni üst geçitin orada. Sevgilim var mı dedik? Şurada indirir misin? Ya sevgilim var mı? Yok. Güzel. İnmek binmek yok. Beni o yere götüreceksin. Ne yeri ya? Nereye? Hayatta en mutlu olduğun yere. Kardeşim ben sana arabaya dikkat edin demedim mi? Kemal Bey her zaman arabayı aldığı için bir şey diyemedim. Ulan arabaya gözün gibi bak dedim ben sana. Başlatma Kemal'ini. Haklısınız. Bundan sonra Kemal Mema yok. Tanımıyorum Kemal'i. Çık dışarı. Bu akşam barda Elif diye bir karı çalışmış. Hangi catering firmasında çalışmış? Cinsi cibiliyeti nedir araştırın şunu bana. Ayıldın sana. İki breşim ne işe yarardı? Bu konuda bana ahkam kesme istersen. Ağır keseceğim. Yarar ben de ağır keseceğim. O gitti sorduk yani. Tersiz.
Ya sen tersliyorsun. Feribot'un işte bekliyordur polisler. Ne polisi? Çalıntı'ya. Çalıntı'ya. Ödünç aldım, eski sevgilimin arabası. Polisler de inandı. Eski sevgilim Memur Bey ya, diğer mübalağa etmeyin. Ne diyorsun ya, Türkçe konuş, anlamıyorum. Ben Türkçe konuşuyorum da seninki pek iyi değil galiba. Ya bak vallahi güzel maceraydı, buraya kadar geldik. Ama artık dönelim hadi. Uzatmaya gerek yok, sarhoş muhabbet oldu. Zaten beni dönmem gerekiyor, kas görüşmeni. Ne kastın? Ben de oyunculuk yapıyorum. Ha. Hiç görmedim. Yeni kaydoldum ajans. Oyunculuk ciddi iştir kızım, öyle ajansla majansla. Ders aldın mı sen? Alacağım. Alacağım. Zor iş bu işler. Öyle garsonlukla beraber yürümez. Ne küçümsüyorsun? Ünlü olmadan önce garsonluk yapan bir sürü oyuncu var. Ya. Ya sen kendine baksana. Kimsenin görmediği boktan bir reklamda oynamışsın. Oyuncuyum diye kasılıp duruyorsun. O kadının jigolosu olmasan o rolü de zor kapardın da. Bir de kadın kullanılmış yapmış seni, aşık havalarında gezmiyor musun? İn lan! İn! İn siktir git! Ananın nörekesine kadar yolun var. Yeri gelince nasıl Türkçe konuşuluyormuş, görüyorsun değil mi? Biliyor musun? Babam sergiciydi benim. Sergici? Sergici işte. Skoda'sı vardı bir tane. Köy kasaba dolaşıp öteberi satıyordu. Gömlekti onu. Eşer, kırlent. İşte bok bir sürü. Sobalıyız biz. Biraz dışında oturuyorduk. Bizim oraya böyle tek şeritli bir dağ yolu inerdi. Kardeşim her gece yattığımız odanın penceresinden babamın gelişini izlerdik. Babamın farlarını tanırdık biz. Kamyonetin ışıkları 6 defa kaybolur. Sonra tekrar ortaya çıkardı. Böyle dönerek aşağı kayardı. Bazen bir hafta gelmediği olurdu.
Bazen de peş peşe her gece gelirdi. Sonra Ömer'le, kardeşimle babamın kucağında evin içine kim girecek diye yetişirdik. Bir gece ışıklar belirdi. Bir, iki, üç. Bekledik. Bekledik. Bir daha çıkmadı. Virajı alamamış. Hayatımı hep o pencerenin önünde geçireceğim sanıyorum. Seyrederek, bekleyerek. Ama büyüdük işte. Seninle bir yola çıktık. Gidiyoruz ve duramayız, anladın mı? Sarhoş muhabbeti de değil bu. Söylediklerim için de kusura bakma. Bazen ne söylediğimi bilemiyorum.
böyle onu kurtulursak süper olacak. Sen öyle, ben böyle. İleride Susurluk'ta bakarız bir şeyler, alırız. Tamam. İşte boşandıktan sonra babam Norveçli bir kadınla tanıştı. Evlendiler, oraya yerleştiler. Birkaç sene sonra da annem kendi gibi bir öğretmenle evlendi. Biz de Ankara'ya taşındık. Ebze nasıl? Ortanın altı sınıf derler ya hani. Öyle bir aile. Dadılarla, mürebbiyelerle büyümedim yani. İstanbul'a ne zaman geldin? İşletmeyi kazandığımda. Zar zor geldim işte. İlk sene yurtta kalıyordum. İyiydi, babam Norveç'ten biraz para yolluyordu falan. Ama sonra fenalık geldi işletmeden, bıraktım. Para da gelmemeye başladı. Bu nasıl? Güzel. Denesene. Niye bıraktın? Ya öyle hesap kitap işleri bana göre değil yani. Onu anladım. Ama sonra iki sene konservatuar sınavını denedim ben. Kazanamadım tabii. Torpil morpil yok, bir şey yok. Ben de işte Ayşe ile ev tuttuk. Ayşe? Dün partide o da servis yapıyordu arkadaşım. Biz onunla tezgahtarlık, garsonluk, her işi yaptık zaten. Eğlenceliydi ama. Annem hala bozuk, okulu yarım bıraktım diye. Babam zaten ip demiri kendi havasında. Ben galiba bunu alacağım. Teşekkür ederiz. Ah. Banyoyu unuttuk ya. Ne banyosu ya? Denize gireceğiz. Hep ben konuştum. Biraz da sen anlat. Soma faslı. Sonra. Boş ver beni. Burcun ne? Seninki ne? Koç. Ay maşallah. Teşekkürler. Seninki ne? Yengeç. Uyumadı mı? Ben aslında burçlara inanmam. Den uyumuna inanır mısın? Nasıl yani? Hani böyle biriyle ilk öpüşmede cennete düşmüş gibi olursun ya. Kokusu, teninin yumuşaklığı, 2 santim mesafeden böyle görüntüsü, değişen sesi, iç içeyken hani böyle cennettesin değil mi? İşte öyle bir şey. Burç murç hikayeyi anlayacaksın. Mesele bu. Efendim? Alo. Filiz ben. Evet. Bak, sakin sakin konuşalım, tamam mı? Ben zaten sakinim. Her neyse. Kemal'i verir misin bana? Telefonunu açmıyor. Alo. Neredesin Kemal? Neden açmıyorsun telefonlarını? Telefonum yok, attım. Deli misin sen ya? Kafayı mı yedin? Neredesiniz şu anda? Cennetteyim. Sen? Ofisteyim ve arabamı bekliyorum. İlk defa mı alıyorum arabanı ya? Niye bu kadar patırtı kopartıyorsun ki? Bana bak. Benim partime habersiz bir şekilde geliyorsun. Oradaki garson kılıklı bir orospuyla da gidiyorsun. Üstüne üstlük de bir de arabamı çalıyorsun. O araba hemen buraya gelecek, anladın mı beni? Ve içindeki hiçbir şeye dokunulmayacak. Sana ait hiçbir şeye artık dokunmam. Kafam iyiydi, aldım arabanı. Al işte. Burada da bırakacağım. Birini gönder, alacağım. Neredesin? Nereye bırakıyorsun? Hatıralar tesisi. Susurluk. Ne? Susurluk mu? Sen kafayı mı yedin ya? Ya arabanın anahtarlarını bırakıyorum buraya işte. Danışma bir yerler vardır illaki. Ya sağ ol, ne yapıyorsun? Danışmaya falan. Bırakılır mı danışmaya falan araba? Ya senin problemin. Arama bir daha ya. Tamam mı? Ya Kemal. Hadi bırak her şeyi. Boş ver şu anda. Tamam, her şeyi kıskançlığımdan yapıyorum. Boş ver yanındakini. Hadi gel, seni çok özledim. İnan ben seni hiç özlemedim. Sen öyle Aybars gibi öküzlere layıksın. Hadi eyvallah. Ne yapacağız? Burada danışma bir yerler vardır herhalde, değil mi? Buluruz. Nasıl devam edeceğiz oğlum?
Araba kiralarız. Bilmem, Balıkesir'den falan. Tamam. Hadi. Sığmıyor bunlar buraya ya. Tıkış tıkış oldu. Şunu boşaltalım. Ya bir dakika şu otları bakayım. Ya onu da almayıver bırak ya. Ya boş ver bir ot ısmarlamış olsun. Foklar kaç yıl yaşarlar? Buyurun. Foklar diyorum. Ömürleri ne kadardır, ne kadar yaşarlar? Bilmem ki. Ya ansiklopediye falan bakmak lazım. Bir Yaşar vardı. Çok hakikatli bir mahluktu. Arkadaşınız mıydı? Yok. Arkadaşım Salih. Yaşar foktu, fok. Fok balığı böyle hani... Fok var ya, fok. Bak, bu ben, bu Salih, bu da Yaşar. Sene bendiğim 1950, sen de 52. O zamanlar ilkokul 2'deydik. Cebimiz 5 kuruş harçlık gördü mü, koşa koşa doğru Yaşar'a giderdik. O zamanlar evin önünde bir seyirlik yapmışlardı Fok Yaşar için. Perdesi vardı. O perde açılınca Yaşar diye çıkar. Millet alkışlar, alkışlar, kıyamet. Çok eğlenirdik. Ey gidi günler. Salih, 4-5 senedir yalnız yaşıyordu. Geçimsiz, huysuz bir adamdı işte. Oğlu haber verdi de ölmüş, onun cenazesine geldi. Bir sandığın dibinde oğlu bu resmi buldu. Altında bu yazıyı görünce de bana verdi. İşte. Yıllar uçup gidiyor. Yaşar da ölmüş müdür sence? Bilmem. O ibne papağanlar 70-80 sene yaşıyorlar. Merhaba, merhaba diye. Belki Yaşar da yaşıyordur ha? Yani. Hoş. Yaşasa ne olacak, yaşamasa ne olacak? Ay gitti dünya bu. Neler gidiyor, neler gidiyor. Yaşar da gitti tabii yani. Yaşar'ımı düşüneceğiz. Bir gün hepimiz hup. Yaşar'a. İyi günler. Araba kiralamak istiyoruz ama. Tabii efendim. Kaç günlük düşünüyorsunuz? Lütfen
6 gibi falan. Hangisi olsun? Hangisi olsun? Şu olsun. Okey. Arkadaşlar hoş geldiniz. Söylediği gibi bankanızın hesapları el konulu dedikodusu kesinlikle yalan. Siz hesapları tebrikler. Anamızın aksi gibi helal olsun. Bu bize yapılmış siyasi bir komplo. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Teşekkür ederim. Dün gece bankanın merkezini basıp kayıtları ve bilgisayarları el koymuşlar. İyi olmuş. Bizim kart da oradan. İptal olmuş mudur? Çelik power kart. Her yerde 10 kaplan gücündedir. Sanmıyorum, daha ortada bir şey yok. Bakalım. Evet, kart hala geçerli. 10 kaplan. Buyurun. Filiz Hanım, araba burada. Her yerine baktık ama çanta yok. Nasıl oluyor Celal? Ne arka koltukta, ne ön koltukta. Yalnız bagajda istiflenmiş bir sürü dosya var. Ay dur bir dakika, ya kafamı toparlayayım. Olamaz böyle bir şey. Her yere bakındınız mı? Bakın, oradaki bütün tezgahçısı, komisi, kim varsa herkese sorun. Bunlar nereye gitmişler, ne yapmışlar? İlla ki biliyorlardır. Emredersiniz Filiz Hanım. Allah belanızı versin. Evet ya. Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elimdeymiş gibi. Seninim işte. Alıp götürsene beni. Benim en sevdiğim Türk filmi biliyor musun? Aslında benim en sevdiğim Türk filmi Vesikalı yani. Ha, evet. Sultan ev sultan zamanı. Çok acıklıdır ama. Annem Türkan Şoray'ın her filminde ağlardı. Ben de, benimki de ağlardı. İkimiz oturur ağlarız öyle. Kadın komedi oynuyor, ben yine ağlıyorum. Çok tatlısın biliyor musun? Sen daha tatlısın. Hayır, sen daha tatlısın. Tartışmaya mahir yok Kemal. Haklısınız. Mübalağa. Bu nasıl bir tedbirsizlik? Baskın ihbarından sonra her şey o kadar aceleyle oldu ki. Hem nereden bilebilirdim ki uğursuz herifin arabamın anahtarlarını alacağını? Bu bizim reklam filminde oynayan herif değil mi? Evet o. Dün gece partide münasebetsizlik yapan it. Evet. Buna nasıl cesaret edebiliyorlar? Hiç bilmiyorum. Aniden girmiş büromdan anahtarlarımı çalmış ve gitmiş. Şimdi ilk planda ne yapabiliriz ona bakalım. Keşke ilk anda söyleseydin. İstanbul dışına çıkartmazdık onları. Kızla ilgili bütün bilgileri toparladık. Zannedersem de Kemal'in sizin bankadan kredi kartı varmış. Bir baktırırsan iyi olur. Evet. Soyadı neydi onun? Solmaz. Saldıracağız artık. Kemal Solmaz. Hemen bakıyorum efendim. En son bugün Balıkesir'de kullanılmış. Sanırım oto kiralama şirketi. Evet. Hemen veriyorum telefon numarasını. Evet efendim. Bizden kiraladılar. İzmir'e gideceklerini söylemişlerdi. 10 SMT 77. Ben de teşekkür ederim. Tamam işte. Sonunda bulduk itleri. Ne gerekiyorsa yap. Emrin olur abi. Hallederiz abi. Ben kendim halledeceğim abi. Tamam abi.
Manyak bunlar. Deli misiniz lan? Abi polisler. Manyak mısınız lan siz? Bir durum var. Aniden frenler boşaldı amirim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kusura bakmasın. Ya insan fren boşalınca öndeki arabanın önüne mi geçer? Öldürüyordun bizi. Çeyrek olmadı arkadaşım. Ne yapalım oldu bir kere. Uzatmaya gerek yok. Ya, kusura bakma. Ehliyet ruhsat göreyim. Sen de git getir. Süleyman abiyi tanıyor musun? Hangi Süleyman? Tanıyorum. Kulan abilerim. Ne oluyor? Ya yok bir şey. Fazla büyütmeyelim Kemal. Tamam. Araç kiralık mı? Kiralık. Hasar masar yok değil mi? Ya yok. Önemli bir şey yok. Arkadaşın frenler boşalmış. Kusura bakmasın diyor. Bizlik bir sorun yok da. Trafiğe çıkmasın öyle arızalı. Tamam sen işine bak. Devam edebilirsin. İyi günler. Hayırlı şu günler. Abiye de bir yardımcı olalım. Süleyman abinin yakınıymış. Biz gidebilir miyiz amirim? Dur abi nereye gidiyorsun? Böyle yola çıkma. Bunu her zaman yapıyor amirim. Hallederiz bizi. Problem yok yani yapalım. Sen nasıl bir kaportaya bakalım. Oh be. Özlemişim. Evet ya. Güzel memleket. Havası güzel. Kızları güzel. Kızlar demişken telefonu uzatsana. Ya. Tamam. Unuttum ya. Nasıl işin için lazım? Alo. Neredesin lan sen? Ha? İyi misin? Öldüm meraktan Elif, öldüm. Ne oluyor ya, annem şimdi? Kızım, eve bugün iki tane ayı gelmiş. Önce seni sormuşlar, sonra da beni sormuşlar. Nasıl, iyi mi? Sen yine ne halklar karıştırıyorsun? Allah Allah. Kim ki onlar? Aynı adamlar. Şirkette de seni de sormuşlar, beni de sormuşlar gene. Allah. Elif, bak. Gecenin bir yarısı hiç tanımadığım bir adamla kalkıp yollara düşüyorsun. Ondan sonra pat mafya peşinde. Ne işler karıştırıyorsun kızım sen? Hem neredesin sen artık söylesene ne olur. İzmir'deyim. Oha Elif. Hatun İzmirlerde kıçını gezdirsin. Biz burada mafyalarla uğraşalım. İyiymiş valla. Ya bir dakika sakin ol ya. Ayşe valla benim hiçbir fikrim yok. Ben de bilmiyorum. Ya bir düşünelim ben sonra seni arayayım tamam mı canım? Tamam. Kendine dikkat et ama oralarda olur mu? O telefonu da sakın kapatma, açık tut. Tamam canım. Öptüm hadi bana. Ne olmuş? Ya dün iki tane adam gelmiş bizim eve. Böyle komşulara falan neredeyim diye sormuşlar. Ayşe de panik olmuştu. Bu senin Filiz'le bir alakası olabilir mi? Bilmiyorum ki. Şu kapını arasana ya. Ya arayacağım Elif, müsaade et. Ne bela kalınmış ya. Hayır yani araba için olsa arabayı bıraktık. Ayrıca polise falan da gidebilirdi. Çok mu aşık sana, anlamadım ki. Ne dedin en son? Nasıl? Yürü. Şurada taksiler falan var, oraya bakalım. Önce şu kadını arar mısın lütfen Kemal? Ha nereye gidiyoruz? Burada. Koş! Siktir. Ne oluyor abi?
oluyor ya? Kim bunlar? Burada olduğumuzu gördüler galiba. Şu peşimden ayrılma, tamam mı? Tamam. Köpekleri de atlattık ya. Ne acayipti ya. Durduk yerde hiçbir şey yokken silahlı adamlar kovalıyor falan. Şaka gibi ya. Bu çantanın içinde bir şey görüyor musun? Ya, biz baktık da işte boşalttın ya bütün çantayı. Bir sürü dosya mesajmış. Elimizde Filiz'e ait sadece bu var. Bunlar senin mi? Bunlara bir bakalım o zaman. Parası oldu bunlar herhalde, sen anlarsın. Bilanço bu. Kimin? Filiz'in şirketi mi? Bilmiyorum ama çok büyük rakam var. Az siktir. Az siktir. Ne oldu ya? Bana da söylesene. Ya hani Aybars'ın bankası basıldılar ya, hani kayıtlara el koydular falan. Bu da evet. Televizyonda bir bok bulamazlar modunda. Konuştu bir şeyler dedi. Bulamazlar tabii. Çift kayıt tutulmuş. Asıl kayıtlar burada. Baksana, bunu bankanın çoğu çalışanı bile görmemiştir. Hadi ya. Elimizde bomba taşıyoruz. Filiz'in ne alakası var bununla? Ne bileyim ben. Adamın hem sevgilisi hem suç ortağı vardı bir çıkarı. Arabanın peşinde değildi yani. Abi işiniz çok mu? Çok abicim. Git başkasının oyna hadi. Abi eğer o CD'leri kopyalayacaksan aşağıda Selim abi var. Onu yürürsem daha çabuk olur. Günde 500 tane CD kopyalıyor. İşine git abicim hadi. Abi ben daha çocuğum, benim ne işim olacak ya? Al şunları git kendine dondurma falan nasıl. Hadi hadi kalk. O da olur abi, sağ ol. Bu adamlar büyük mafya. Böyle kıçı kırık iki tane herifle yetinmeyeceklerdir. Bunları almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ne yapacağız? Ne bileyim, atarız. Yani peşimizdekiler de attık deriz, inanırlar. Bilmeden seni böyle pisliğin içine soktum. Gitmemiz lazım. Evet. İzmir'de kalamayız. Bütün otelleri didik didik ararlar. Bu adamlar nereden öğrendi bizim İzmir'de olduğumuzu? Kimse bilmiyordu. Nasıldır? Bunlar böyle istedikleri hesapları açıp bakabiliyorlar mı ya? Ne hakla? Adamlar koskoca bankayı götürmüş. Hakkını hukukunu mu dinler? Bir dakika, o zaman kullanma. Ya başka kart yok. Hem İzmir'de olduğumuzu da biliyorlar. Bu çanta da direkt eşkal tespiti. Almak istiyor musun eşyalarını?
kere de kılık da değiştirelim. Ben saçım falan boyayayım. Çok heyecanlı. Yapalım mı? Nereye koyayım? Elektrikler ne zamandır kesik? Bir saat kadar oldu. Gelir şimdi. O da var mı? İki kişi misiniz? Evet. Ne kadar? O da kahvaltı 45. Kaç gün kalacaksınız? Belli değil. Teşekkürler. Hadi. Kaçıncı kat? İki. Yalnız kimlikleri alabilir miyim? Şart mı? Evet. O kayıtların hepsi işlenmez ki fişlere. Kontrol olursa göstermek zorundayım. Bak arkadaşım, ben de yaptım bu işi, bilirim sıkıcıdır. Çok kalmayacağız. Eyvallah. Sen ne becerikli şeysin öyle ya. Bak arkadaşım, ben de bu işi yaptım zamanında. Becerikli olan 20 milyona bağlardı adamı. Güzelmiş o da be. Öyle olmadı. Açtıktan. Ben de arzudan. Sakinken şu kadını arasana hadi. Hadi. Oh. Telefon burada mı? Alo. Sen ne yapıyorsun ya? Neredesiniz? Ya saçma sorular sorma bana. Tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük belaya bulaştınız. Senin yanında birileri var galiba ha? Evet. Dinliyorum, evet. Aybars ve çetesi değil mi? Anlıyorum. Bu bokları bilerek yanıma almadım. Evet. Sen nasıl bulaştın böyle şeylere ya? Ha? Ne ihtiyacın vardı ki? Bak delikanlı. Bir hata yaptınız artık. Şimdi bu işi bu kadar çok dallanıp budaklandırmaya hiç gerek yok. CD'leri bir an önce teslim edin. Eğer şimdi teslim ederseniz hayatınızın kurtulmasını sağlayabilirim. Ya ben seni nasıl ciddiye alabilirim ki? Ha? Karşımda Aybars'ın köpeği olarak konuşuyorsun. Önce hırsızlık, şimdi de şantaj ha? Ne? Ne kadar? Ne diyorsun sen ya? Yanındaki soyguncu herife ne kadar para istiyorlar mı diyeceksin? Anlıyorum. Orospu. Sen... Sen ne kadar... Nerede? Ne zaman? Sen ne şerefsiz bir insansın be. Ne kodumun karısı. Peki, bekliyorum. Tahmin ettiğimiz gibi para istiyorlar. Miktarı ve zamanını onlar bildirecekler. Akılları sıra bizi yokluyorlar. Ne istiyorlarsa tamam da. Buluşma sırasında hallederiz. İyi misin? İyiyim.
Başka? Ben şimdi duşa gireyim. Hı. Sen de gidip bize yemek bir şeyler alırsan. Daha sonra bu konuyu daha detaylı işleriz. Tamam. Ne istersin? Bana her şey uyar. Peki. Bir dakika. Kapı çalma kodu belirlememiz gerekiyor. Oh, sen de iyice delirdin ha. Aferin yavrum. Hadi bana yemek getir. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre Çelik Bank Merkez binasına yapılan baskında bulunamayan kayıt defterlerinin peşinde olan maliye ekipleri Aybars Çelikoğlu'nun İstanbul'da bulunan evine ve çiftliğine operasyon düzenledi. Senin istavritel paket mi olacak abisi? Evet abi. Yapılan tamam. Operasyon sonucu banka yani hiçbir evrak yok. Alo. Kemal'i ver bana. Kemal burada değil. Nerede? Ne zaman gelir? Niye soruyorsun? Bak şimdi, bu işin şakası yok. Ölüm kalım meselesi bu. Korkutmak için mi arıyorsun? Yardım etmek için arıyorum. Peşimize taktığın katiller mi yardım edecek? Bu adamları ben takmadım. Artık bu olay beni aştı. Ne biçim bir boka bulaştınız farkında bile değilsiniz. Ben size gebermeden sıyırmaya çalışıyorum. Seni tanımıyorum. Kemal tanıyor ve güvenmiyor. Ben niye güveneyim? Boşver Kemal. Bana karşı ezik. Erkeklik gururu işte. Ya bunlar berbat adamlar kızım. Beni de yakacaksınız. Adın neydi? Osman. Biliyorsun adımı, numara yapma. Bak. Sen akıllı bir kıza benziyorsun. O CD'leri eğer bana teslim ederse yine çokça para geçer. Ondan sonra da bir müddet ortadan kaybolursunuz. Dinliyor musun? Ne kadar mesela? $20,000 kadar diyelim. Adamlar milyonlar götürüyorlar, sen $20,000 diyorsun. Sen ne istiyorsun peki? Ya bu adamlar şöyle güçlü, böyle güçlü. En de sonunda bizi yakalayacaklar. Sen niye karışıyorsun ki bu işe? Niye iyilik yapıyorsun? İyilikten değil. Tek derdim bir an önce bu mesele bitsin. Getirin CD'leri, alın parayı. Kemal bunu kabul etmez. Salla o zaman Kemal. Yakışıklı olanın biriyle bir gece geçirdin diye. Gençliğinin baharından mı olacaksın? Kemal'i senden çok daha iyi tanırım. Diğer kadınlara zaten değer vermez. Bir iki gün senin olduktan sonra merak etme, seni de unutur. Kapatıyorum. Sen bilirsin. Ama başka çaren yok. Dediğimi çok iyi düşün. Kim o? Adil, aç kapıyı. Manyak mısın? Böyle ödümü kopardın. Korkma be, geldik. Rakı balık. Burada ne var? Thank you.
Filiz aradı. Ne zaman? Sen yemek almaya çıktığında. Tam banyoya giriyordum. Ne dedi? Para teklif etti. Galiba tek başınaydı konuşurken zaten. Bu işin o zaman sonun için de kötü olurmuş. Hem hayatınız kurtulur hem de üstüne para alırsınız dedi. Onu söyledi hiçbir şeyim ama. Çok da mantıksız değil aslında Kemal. Ne yapacağız? Ne bileyim. Polise göndeririz. İşte savcıya, mavcıya, gazeteye. Onlar kendi götlerinin derdine düşer. Bizi unuturlar. Değil bu Albers, Filiz vesaire kim varsa hepsi hapse girdiler. Bunların hiç mi dışarıda bağlantısı alanı yok? Bilmiyorum ya. İstanbul'a dönmeyiz. Gümüşlük'te benim bir tane kankam vardı. Bir tane dükkanı var işte, gel benim yanımda takıl falan diyordu. Orada yeni bir hayat kurarız. Ne bileyim, ne dersin? Nasıl? Ya yanlış anlama Kemal, ben sana bayılıyorum ama... Ya daha dün tanıştık. Ve seni böyle bokun içine soktum. Hayır vallahi düşünmüyorum. Ama yani neyiz biz, sevgili miyiz? Sevgiliyiz tabii. İki insan böyle güzel sevişiyorsa sevgili olmuşlar demektir. Bilmiyorum. Her şey çok hızlı. Biz de yavaşlatırız. De Filiz şey dedi. Ben onu senden iyi tanırım. İki günde sıkılır senden dedi. Çocuk musun sen ya? Ha? Aklını karıştırmaya çalışıyor gerizekalı. Ben senden nasıl sıkılayım? Sen hayatımda gördüğüm en güzel şeysin. Ya balıklı. O zaman ne yapacağız? Paramız da bitecek. Annemler sola da demişsin, hala oradalar mı? Onların yanına gidelim. Dedim ya. Yeni bir hayat kuracağız. Ya boş ver şimdi bunları. Hep boş ver. Ben sana bütün çocukluk hatıralarımı anlattım. Bütün mutsuz çocukluk anılarımı biliyorsun. Sen hep boş ver. Bir babana anlat. Anlatacak bir şey yok. Babam da öldü zaten. İyi peki. Öyle olsun. Ya ne olmuş, ne olacak? Takma kafana. Hem aklına gelir miydi bugün Foço'da benimle bir otel odasında birlikte olacağın? Thank you.
Böyle yağmur seyretmeyi bayağı olmuş. İnsan şehirde doğaya dair her şeyi unutuyor. Mutsuzluklarımızın asıl sebebi belki de bu. En son anneni ne zaman gördün? 5 yıl oldu galiba. En son kardeşimin düğününe gitmiştim. Bir oğlu olmuş. Can. Onu bile görmeye gitmedim. Niye? İşte pişmanlık, kızgınlık. Ne bileyim işte böyle bir şeyler. Sonra bize dedemler baktı. Fakir insanlardı ama. Bir de amcam vardı İstanbul'da. Müteahhitti. O da yardım ederdi. İşte biz ilkokuldayken amcam birisi gelsin benimle okusun demiş. Annem de sen büyüksün, abisin, işte sen git dedi. Büyüksün dediydi 10-11 yaşında falan. Çok kızdım. Annemi affedemedim. İçimde öyle bir kim vardı ki ve dev gibi. İstanbul'da da o evin çocuğu olamadım zaten. Değildim. Kendim istedim, liseyi yatılı okudum. Zaman geldi, yaz tatillerinde bile Soma'ya gitmez oldum. İki kere annemle kardeşim geldi. Amcamlarda buluşurduk. Annemle konuşmazdım bile. Ömer'e de abi değildi, böyle düşman gibi davranırdım. Ezerdim, dalga geçerdim. Sofrada yemek yemesiyle bile köylü diye. Büyüdükçe de düzelmedi hiçbir şey. Hala kopuz. Yine de severler beni de. Ben de severim de. Gidemem sonra. İşte öyle.
Hadi uyan tembel tenike. Kalk, yağmur dindi. Saat 12 geçiyor, hadi kalk. Hadi hadi, kalk, burnucu burnucu dedin, hadi hop. Erkek Fatma gibisin ha. Keçi gibi tırmanıyorsun. Deniz bile küçülmüş. Artık buralarda kalmak istemiyorum Kemal. Bu denizin arkasına gidelim. Sonra daha da arkası, daha uzağa. Gideriz. Nasıl? Neyle? Daha önce de anlatmıştım ya. Gümüşlükle bir kankamın restoranı var. İşte yıllardır çağırır. Gel bir işin içine tut diye. Ya oraya gideriz. Hem hayata yeniden başlarız. Senle de yarın oradayız. Bence Fiz'in teklifini kabul edelim. Yok öyle bir şey ya. Geçtik onu. Ben geçmedim. Sürekli bunu düşünüp duruyorum. Ve çok mantıklı geliyor. Ne mantığı ya? Ben yeni bir hayattan bahsediyorum. Sen ne diyorsun? Ben artık rahat yaşamak istiyorum. Hayat boyu iki paralık insanların ağız kokusunu çektim. Eşek gibi çalışıp el aleme para kazandırdım. Şimdi gelmişler de hayatımı tehdit ediyorlar. CD'leri polise vereceğiz. Ve güvende olacağız. Ne polisi ya? Hangi polis? Kim bu işin içinde, kim değil, nereden anlayacağız? Allah aşkına sen bu memlekette hukuk adalet var mı? İnanıyor musun? Ha? Büyü biraz. Ben çoktan büyüdüm. Aklım da başımda. Bu adamlardan para koparız hem de hayatta kalırız diye düşünüyorsan asası sen biraz büyü. Ha. Anlaşıldı. Olay buymuş. Korkuyorsun olay bu. Hadi buranın tadı kaçtı. Bir dakika dursana. Ya iki dakika gerçekçi ol, ne bu böyle ya? Git başımdan. Ya bir dakika dursana ya. İyi misin? Git başımdan. Gelip pansuman yapalım. Kalabalık bir yerde buluşuruz. Konak meydanı en doğru yer bence. Hem gündüz vakti kalabalık olur, polis kaynayacak etraf, hiçbir şey yapamazlar. Ya kapat bu konuyu artık. Ya zaten Filiz'e tek başına gel diyeceğiz. Korkulacak hiçbir şey yok yani.
Ne korkması ya? Ne o zaman Kemal ya? Ne? Ya onlar güçlü. Çalarlar, çırparlar, içleri rahat eder. Biz hesabı eksik versek yaralarız. Biz onlar gibi değiliz. İstesek de olamayız, anlıyor musun beni? Buraya en mutlu olduğun yeri görmeye geldik. Gördük gidiyoruz. Hem istersen bundan sonra çok uzun zaman beraber oluruz. Seni sevdim. Daha da çok severim. Hikayelerini dinlerim. Seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama lütfen bana bunları deme. Ama bu çok büyük bir fırsat. Bu kadar istersek eşek gibi verecekler. Ya fırsat fırsat ne fırsatı ya? Ya hırsızlarla ortak olmak mı istiyorsun? Git. Orospuluk yap o zaman. Senin gibi mi? Yalan mı? Filiz'in orospusu değil miydin sen? Aşk mı vardı aranızda? Demedim. Cevap vereyim. 20 yaş farkla sadece birkaç milyon dolar fark var. Ben onlar... Sen kadın erkek olsan... Onlardan olmak istedim. Olmadı. Erkeğin kim sanıyorsun değil mi kendini gerizekalı? Evet, siktir git. Senin gibi bir hayvan için hayatımı harcamayacağım. Bu CD'lerde de en az senin kadar benim de aklım var. Karar vermeniz uzun sürdü. Ben karar verdim. Kemal bu işte yok. CD'ler bende ve 250 bin dolar istiyorum. Ne? Ne kadar? Pazar yapacak haliniz yok. Yarın İzmir'de ol. Saat 12'de Konak Meydanı'nda Saat Kulesi'nin dibinde bekliyor olacağım. Parayı getir, CD'leri al. Ha, bu arada etraf polis kaynıyor. Bir ters olursa babayı alırsınız. $500 bin istiyor. Yarın saat 12'de Konak Meydanı'nda. Saat Kulesi'nin dibinde. Ama yalnız oraya tek başına gitmem gerekiyor. Korkutmamak lazım. Çok da akıllı. İzmirli'ye söyleriz. Teslimattan sonra halleder o. Parayı alır. Sen tamam da para hazır. Peki. Hazırlanıyorum o zaman. Sen kal. Gevrek! Gevrek! Merhaba. Sizin bir kere var. 50. Bir tane alacağım. Teşekkürler. Gevrek! Gel, 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 gel. Öğle saatlerinde kalabalık oluyor mu burası? Olur. Hele karşı yakalılar bir gelsin, burası ana baba günü olur. Hep öyledir, kalabalıktır bura. 20 yıl önceydi herhalde. Bir gün burada böyle simit satıyorum. Genç bir çocuk geldi, zayıf. Simitlerin hepsini alacağım dedi. Oğlana baktım, ulan yiyesi yok. Niye dedim,
film çekeceğim. Seni de oynatırım hadi dedi. Aa iyi o zaman dedim. İndirim yaptım. 53 simit vardı, 50 tane istedim. O sırada sakallı birisi geldi. Aa bir baktım arabadan kamera falan indi. Koydular şöyle. Aa bir baktım bir araba daha. Türkan Sultan. Arkadan Topatan. Danyal Topatan. Böyle kıvırcık saçlı esmer bir oyuncuydu. Sen bilmezsin onları. O sakallı bağırmaya başladı. Hadi akşam makşum bir şeyler dedi. Türkan Sultan bana doğru böyle geliyor. Teğet geçti. Danyal Topatan kafadan geldi. Tepsi yerde, simitler yuvarlanıyor. Abi ne yaptın sen öyle falan demeye kalmadı. O sakallı tamam kestik biçtik dedi. Ben geldikleri gibi kayboldular gittiler. Geçenlerde hanım Salya Sümük bir tane televizyonda film seyrediyor. Ah bir baktım Türkan Sultan. Yanında da Danyal Topatan. Ah benim tepsi, benim simitler, ben. Ama beni yanından çekmiş pek anlaşılmıyor. O sakallı olan zaten çekmesini bilmedi. Türk sineması ondan yerin dibinde ya. Heh. Sen Yavuklu'nu mu bekliyorsun? Yavuklu. Yavuklu. Aynen misin amca ya? Senin amcanın. Evet evet. Sen çelik power kartsın. Ya bakayım buraya. Hanım benim. Annem. Kaldınız. Sabahtan beri sizi bekliyorum. Nerede kaldınız? Bu kadar saat bekletilir mi? Kız kaçacak. Ne zamandan beri bize güvenmiyorsun? Bu kadar bekletildikten sonra müsaade ederseniz kimseye güvenim kalmadı.
Para geliyor. Meydanı sarın. Kemal'cim bugün rezervle erken geliyor. Kıracaklar mı? Yaktılar abi. Harika, güzelsin. Evet. Sen ne yaptın? Çiçeklerin suyunu falan değiştirdiniz mi? Çok güzel. Altı aylık.
ya Rabbi.